1 Mart, 8 Mart. Değerli Başak Burçları nasılsınız? Umarım her şey güzel ve iyidir. Size iyilikler olsun, güzellikler olsun, umutlar olsun. Yükselen ve Ay Burcunuzu mutlaka dinliyorsunuz değerli Başak Burçları. Akkay Official Instagram sayfam takip etmek isterseniz de günlük yorumlarımız oradan takip edebiliyorsunuz. Yani şöyle söyleyeceğim, iş çevrenizde bir zorluk haftanız var. Eliniz kolunuz bağlanıyor gibi hissedeceksiniz. Bayağı stresli ve gergin, hiçbir şey yapmak istemeyeceksiniz. İnsanların algıları ve aptallıklarıyla uğraşmak istemiyorum. Kendi enerjime geçmek istiyorum. Bu insanlar bana hiçbir şey söylemesin. Ne yöneticim, ne patronum, ne çalıştığım insanlar. Yani şu ara böyle bir kendimizi global hayattan uzaklaştırıp maneviyat ve enerjimizi düzeltmek istediniz. Yani stressiz bir ortam, enerjinizi emmeyecek insanlarla, mümkün olduğu kadar yorucu insanları hayatınızdan çıkartmak istiyorsunuz da başlı başına sen yorucusun. Yani enerjini değiştirmek, yani başkalarına bu enerjileri yorucu diyorsun ama senin enerjin o kadar yoruldu ki. Yani enerjini değiştir, ruhunu iyileştir. Farklı projelerin var, ismini büyütmek istiyorsun, yeni oluşumlar yaratmak istiyorsun ve işini büyütmeyi planlarınız var. Evet, bu hafta dinlen. Tatile ihtiyacın var. Ruhunun toprağa ihtiyacı var. Evet, dinlen. Çünkü ayın 8 Mart'tan sonra senin için daha bereketli, daha aydınlık, daha güzel oluşumlar olacak. Bence doğru fikir ve doğru projeleri imza atacaksınız ama şu an için sakinleşmeye, insanların enerjisinden geri çıkıp kendi enerjinizi iyileştirmeye ihtiyacınız var. Kardeşlerle alakalı fikirleriniz var. İş kurmak, yeni büyütmek, yeniliklerle ilgili fikirleriniz var değerli Başak Burçları. Evet, Salı günü, yani Salı'dan sonra kardeşlerle yapacağınız ya da işiniz varsa bile bunlarla ilgili yeni oluşumlar, yeni fikirler yaratacaksınız. Bu da size çok büyük bir kazanç sağlayacak. Duygusal olarak geçmişe dönüyorsun, sonra gelecek fikirlerin oluşuyor. Bence bir geçmişle alakalı bağlarda iletişim ya da sen onu çok düşündüğün için aynı enerjinin içerisinde yer alıyorsun. Artık yavaş yavaş o enerjiden çıkıyoruz. Yepyeni bir aşka, yepyeni bir enerjiye girmen lazım. Senin vücudunun yeniden şifalanmaya ihtiyacı var ve senin enerjinin sevgiyle iyileşmeye ihtiyacı var. Yepyeni enerji var. Geçmiş enerjiden kurtul. Sana dokunacak ve sana uzatılacak yeni enerjiyi kabul et. Çünkü çok güzel bir aşka ve senin ruhunu tamamlayacak bir insan karşına çıkıyor. Bu da sana çok iyi gelecek. Bu fırsatı değerlendir. Evet, evli olan Başak burçlarında ailevi eskiyle ilgili borç durumlarımız, sıkıntılarımız var. Bunlarla ilgili oluşturmaya çalıştığımız sistemler var. Bunların hepsini taksitlendireceksiniz. Problemli giden evliliğimiz kurtulacak. Daha birbirimizi anlayacağımız bir noktaya ve hatta eşinizin ailesinden belli destekler gelecek ve sıkıntılarınızdan kurtulacaksınız. Bu da hanemize bollukla daha rahat hareket etme diyelim. Bolluk demeyelim. Yani borçlarımızdaki üzerimizdeki yükler gidecek. Biz daha rahat hareket edeceğiz. Özellikle kurumsal ve büyük firmada çalışan bazı başaklarda değişimler var, duyumlar var ama şu an değil, daha vakti var bu değişimler. Yurt dışından haber bekliyorsanız ya da yurt dışı ile ilgili anlaşmalar, fikirler yaratmak istiyorsanız, evet, bununla ilgili altyapınızı oluşturmanız lazım. Büyük projeler hazırlığı içerisinde olursanız bu fırsatlar doğru noktada sizin hayatınıza gerçekleşecek. Bu ara değerli Başak Burçları, biraz karın bölgeniz ya da popo bölgemizde hafif hafif yağlanmalar oldu. Güzel yürüyüşler. Derin derin nefes alarak vücudumuzu hareketlendiriyoruz böyle. Enerjiniz ve özellikle boyun düzleşmesi son zamanlarda sizde sıkıntı ve adet ya da regl dönemlerinizden kaynaklı sancılarınız olabilir. Ve özellikle erkeklerde boyun ve bel fıtığı ile alakalı sıkıntılar söz konusu. Mutlaka ve mutlaka bunlara dikkat alın. Bir de bir mektup yazmak istediğiniz ya da bir mail atmak istediğiniz bir mevzu var. Bence o maili artık atmayı vazgeç. Yenilik, yeni işinle alakalı maillere fırsat ver diyorum. Yüksek eğitim ya da kariyerinizle ilgili doçent ya da profesörlük fikriniz varsa ya da üst level atlatmak istiyorsanız bunlarla ilgili eğitim fikirlerinizi altyapısını oturtmanız lazım. Gerçekten bunlar size güzel şeyler getirecek. Uzun süredir birine söz veriyorsunuz değerli Başak Burçları. Bunu yapacağım, şunu ya yap ya da söz vermeyi bırak artık. Çünkü onun da seninle ilgili beklentisi çok fazla oluyor ve senin söylediğin şeye kırılıyor.
Miras konularımız var. Hatta bir arsa satılmasını bekliyorsunuz. Bu satılacak, bu sizin için artı bir kazanç diyorum. Özellikle de hanemizde bir evle ilgili çözülmesini istediğimiz tadilat ya da yenilik dediğimiz bir evrak alınması var. Eğer tapunuzla ilgili sorun varsa bu hafta ya da bu Mart bitmeden çözümlenecek gözüküyor. Bunlarla ilgili evraklarınızı da kontrol etmemiz gerekiyor. Evet, boyun düzleşmeniz dedim sağlıkla ilgili. Yükselen ve ay burcunuzu takipte kalıyorsunuz. Allah'a emanet oluyorsunuz. Hoşça kalın.